الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Allah'ın fazlı merhameti bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarlarından Ummul Mu'minin uzak ömür görgen muhacire sahabiyelerinin arasındaki fakihelerden sanılgan Tahira Hind binti Ebi Umeyye Ummu Salama raziyallahu anha hakkında sohbet kılamız. Ummu Salama kim idi? Resulullah bu anamızı kaçan üylendi? Ummu Salama anamızın yaşı neçideydi? Kaçan vefat etti? Ummu Salama anamız raziyallahu anha Ummu Salama Hind binti Ebi Umeyye İbni Mughire İbni Abdullah İbni Amr İbni Mahzum İbni Yakza İbni Murra raziyallahu anha. Ummu Salama anamız raziyallahu anha Sayfullah bugün Halid İbni Valid ve Abu Cahil İbni Hişamlarının emeksini kızıydı. Ummu Salama anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuşki çıkışlıktan evvel Abu Salama Abdullah İbni Abdülasad el-Mahzumi'nin nikahı da bugün idi. Birinci eri Abu Salama Abdullah ibn Asad. Abu Salama salih insan bo'lgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Salama onamizga hicretning 4-yi yilida uylandi. Mana shu vaqtda Ummu Salama onamizning yoshi 35 edi. Ummu Salama onamiz go'zal, sharafli va aqlli ayollardan edi. Taxminan nubuvatdan 17 yil avval dunyoga kelgan edi Ummu Salama onamiz. Hicri 61. yılda vefat etti. Ummu Salama anamız vefat etken de yaşı 91'deydi. Peygamberimizin ayarlarının içinde en uzak ömür körgen anamız. Hind binti Ebi Umeyye. Elbette Allah onu merhamet edi. Ummu Salama anamız için. Bunda bir uzak ömür görüşlük. Kişinin uzak ömür görüşü, malı devletli buluşu, racih akıl egesi buluşu, albatta bular dünyanın saadetinden, dünyanın kengiliğinden, Allah'ın bergen rahmetinden. Bu dünyada hayriyetlerden, söz açlıktan evvel bundan sana bilişimiz geldi buradalar. İnsan dünyada bana şu nimetlerden kança aldı, kança olmadı, boy mu, kembağal mı, farksız. Hemme imtihange düş geledi. Allah bir bandaki bir nesanı birbirsiniydi, yana bittesi ki şu nesanı birmeyesiniydi. Bir bandanın boylik bilen sınasa, bir bandanın kembağallik bilen sınaydı. Demek boylik hem, kembağallik hem sınavı döp karayımız. Bandaki Allah berip sınaydı, bermeyi sınaydı. Güzel ayollar buladı. Husnu cemalı, nuhayette bir artık derecede boyan güzel ayollar var. Ular bana şu güzelliği yereşe sınavı gidiş geledi. Şimdi husnu bunçalı çıralı bulmayan ayollar var. Bunlar gekeladiyen intihan hem, şunge yereşe. Katta boylik, molu davlat egasi bo'lgan kishilar bor. Ularga imtihon shu boyligiga yarasha keladi. Kambag'al odam shuning uchun Alloh taolo birilarda ikkinchilardan afzal qilib qo'ygan narsalarni orzu qilmanglar deydi. Hamma boy badavlat bo'lishni xohlaydi. Ha, albatta boy badavlat bo'lishlik yaxshi. Payg'ambarimiz Allohumma inni a'udhu bika minal kufri faqir deb duo qilganlar. Kofir bo'lib qolishlikdan, faqir bo'lib qolishlikdan panoh so'ragan. Kambag'al bo'lishni hech kim orzu qilmaydi, ammo Alloh sizga bermagan shu davlatni bersa, ana shu boylik degan sinovdan o'ta olasizmi? Shuni yukini, mashaqqatini ko'tara olasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun nima deb so'rang? Meni boy qiling deb so'rayman emas. Meni boy qilib qo'ying emas. Robbana atina fid dunya hasana deng. Parvardigoro dunyoda ham, oxiratda ham menga yaxshilikni bergin deng. Agar sizga boylik kelishligi yaxshilik bo'lsa Alloh beradi. Agar kelishi yomon bo'lsa bermaydi. Shunda har qanday holatda ham hayotingizda nima bo'lasiz? Rozi bo'lasiz. Kuchli, quvvatli odamlar bor. Bo'y baland, belida quvvati bor, bir 10 ta odamga kuch yetadi, imtihon shunga yarasha bo'ladi. Endi jismonan nimjonroq, quvvatsizroq odamlar bor, imtihon shunga yarasha bo'ladi. Endi boyaga kuch quvvat olgan, gavdali bo'lgan, quvvatli bo'lgan odam o'zidan zaiflarga kuchini ko'rsatib zulm qilayotganda, demak o'ta olmayapti imtihondan.
O'tolmayapti. Shuning uchun sizga ham shunaqa narsani berib qo'ysa, chidolarmidingiz? Uni bilmaysiz. Demak, bizga birodarlar, berilgan narsa ustida ham imtihon keladi ustimizga, berilmagan narsa ustida ham imtihon keladi. Bu inson birodarlar, hayot juda ham qisqa. Hayot juda ham qisqa. Ko'zni bir ochib yumgach o'tib ketyapti. Ko'ringlar birodarlar, Ramazon tugadi. Ramazonga bir oy qoldi deyatuvdik, 15 kun qoldi deyatuvdik, 1-chi Ramazon deyatuvdik, 5-chi Ramazon deyatuvdik, mana Ramazon o'tganiga qancha bo'ldi? Bir oy bo'ldi ya. Endi qarab turinglar. Hash-pashdagacha yana Ramazon kelyapti deymiz inshaalloh. Kuch-quvvat imtihonidan o'tgan odam jannatga kiradi. Zaiflik, quvvatsizlik imtihonidan o'tolmagan odam jahannamga kiradi. Boy badavlatlik imtihonidan o'tgan odam jannatga kiradi. Endi faqir bo'lib yashab, shu kunining imtihonidan o'tolmagan faqir ham jahannamga kiradi. Demak, birodarlar, har bitta inson hayotida imtihonga duch keladi. Ikki xil bo'ladi imtihon. Sizga berilgan narsalar ustidagi imtihon va sizga berilmagan narsalar ustidagi imtihon. Ummu Saloma onamiz roziyallohu anha bu kishining, bu onamizning otasi arablarning ichidagi eng saxovat pesha kishilardan bo'lgan. Otasini Zodir Rokib deyishardi. Bu odam safarga chiqadigan bo'lsa, yonidagi hamrohlarini hamma iqim-chiqimlarini o'zini zimmasiga olardi. Nechta bo'lmasin, kim bo'lmasin. Albatta bu saxovat pesha bo'lishlik hamma zaman, hamma makonda maqtalgan, hurmatli sifatlardan bo'lgan. Saxovat pesha bo'lishlik. Ummu Saloma onamiz Allohning yo'lida ikki marta hijrat qildi. Bir marta Habashistonga, bir marta Madinai Munavvaraga. Nima uchun hijrat qildi bu onamiz? Chunki Makkadagi kofirlar iymonidan, islomidan qaytishini talab qilgan edi. Kufrga majbur qilishligan edi. Shuning uchun hijrat qilgan edi. Ummu Saloma onamiz roziyallohu anha Banu Mahzum urug'idan hijrat qilgan birinchi insonlardan edi. Alloh taolo aytadi muhojirlar haqida. Astagfiru billah. Fallazina hajaru va ukhriju min diyarihim va uzu fi sabili va qatalu va qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim va la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallohu 'indahu husnus thawab. Bas vatanlaridan hijrat qilgan, diyorlaridan quvilgan, mening yo'limda aziyatlar chekkan va mening yo'limda jang qilib qatl etilgan zotlarning qilgan gunohlarini o'chirgayman va ularni Alloh huzuridan savob, mukofot qilib, taglaridan daryolar oqib turadigan bog'larga kiritaman. Va eng go'zal savob, mukofot Allohning huzuridandir. Ummu Saloma onamiz birodarlar sharafli, nasl-nasabli, hurmatli bo'lgan oilani qizi edi. Uylanadigan yigitlarga aytiladigan narsa. Sen xaridor bo'layotgan qiz, sen faqat qizni o'ziga xaridor bo'lma birodar. Sen mana shu qizni tarbiya qilgan oilasiga xaridor bo'l. Onasini ko'rib qaysi xonadonda ulg'aydi? Qanday muhitda o'sdi? Kim tarbiya qildi? Qaysi tushuncha bilan o'sdi? Qaysi fikr bilan ulg'aydi? Atrofida kimlar bo'lganida mana shu juda ham muhim narsa. Akalar, imom bo'lganimiz vajhidan ko'p savollar bilan keladi. Qarab tursanglar, yaqin 10 yilda bu yog'ida ajrashishlik nihoyatda ko'payib ketdi. Imom bo'lmay turib ham eshardik, lekin imom bo'lganimizdan keyin ko'proq xabardor bo'lyapmiz. Yaqin 5 yilda bu yog'ida yana ham ko'payib ketdi. 6 oy, 7 oy, 1 yilga qolmay ajratib olyapti. Nimaga shuna bo'lyapti? Nimaga shuna bo'lyapti? Xaridor bo'lganda qudasini faqat yaxshi tomonini gapiradi. Manaqa ekan qizi, manaqa bo'lgan ekan otasi, manaqa ish qilib, faqat maqtaydi. Bilasizlar. Nargi tomon ham aytadi, o'g'il kuyov bola manaqa ekan, manaqa ekan, manaqa ekan deydi. Endi ajrashib ketgandan keyin quloq solinglar-da. Bitta ko'zini ko'rib ko'rgan, endi ajratgandan keyin ikkinchi ko'zini ochib faqat yomonini ko'radi. Ajratgani shoshilib ketyapti bolalar, qizlar. Ota-onalar yosh. Yana-chi, ozakalar, masalan, mana shu oqsoqollarimiz mashaqqat qiyinchilikni ko'rganligi uchun bularni qizlari orozlab kelsa, obor o'tkazib qo'yib, hayotida bo'lgan ishni aytib, sabrga chaqira olgan. Hozirgi
Kız berayotganlar necha yoshda hozir bu o'rtacha? 40 yosh. Ha, shu 40 bilan 50 ning orasini qarasiz, o'sha mashaqqat ko'rmaganda bular. Qiziga kuyov bola bitta qatta gapirib qo'ysa, qaynasi bitta qil qilib qo'ysa, shaqat kelib olyapti. Ine nima ko'p? Ersiz yurgan qizlar, juvonlar ko'p. Qana qarab ketyapti bular? O'zlari biladi. Shuning uchun uylanadigan ukalar, ha, ham chiroyli bo'lsa, sizlarga yoqadigan narsa. Ham boy bo'lsa, bu ham yoqadi. Ham nasl-nasabli bo'lsa, ham dindor bo'lsa, qani bunaqa qiz? Lekin birinchi o'ringa dunyosini qo'yib olmanglar. Tagi tugli odamlarda qiz ekan deydi. Bu aytishim kerak buni. Tagi tugli odamlar ekan deydi. Nima degani shu? Nima degani shu palaga toza degani? Hoca aka, bizchi birodarlar, biz birodarlar mana o'lchovni to'g'ri qo'laylik. Metrimiz o'sha 100 sm to'g'ri bo'lsa, hayotdagi hamma hisobimiz to'g'ri chiqadi. Agar metr noto'g'ri bo'lsa, hisob chiqmagandek, tushunchalarni tuzatmagunimizcha hayotimiz farovon bo'lmaydi. Nimaga ajrashib ketyapti mana shu yangi kelin kuyovlar? Chunki o'lchov noto'g'ri edi. Palaga toza degan nima degani? Nima degani palaga toza? Tagi tugulik odamlar ekan deydi. Mana bitta shu, agar mana shu juma ma'ruzasidan keyin bitta narsa shuni tushunib qolsak, zo'r. Katta narsa o'rgangan bo'lamiz. Tagi tugli degani avvalambor dindor, halol tijorat qilgan, bolalarga tarbiya bergan, axloqli odamlar deyiladi. Dindor, halol yegan, tarbiya qilgan, axloqli odamlar. Qarang, mushrik bo'lgan Ummu Saloma onamizning otasi qarang, sahovat peshaligini, axloqli bo'lgan ekan. Innama bu'ithtu li utammima makarimal axloq degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborildim deyapti. Men kelguncha go'zal xulq yo'q edi demayapti payg'ambarimiz. Demak, bo'lgan. Shularni payg'ambarimiz mukammal, komil qilishlikka kelgan. Namoz o'qigan, Qur'on o'qigan, darsxona ko'rgan ukalarimizni ham jahli chiqqandagi fe'l-atvorlarini ko'ramiz. 3-4 so'mni ustida kelisholmay qolgan paytda axloqni ko'rsatadi qanaqaligini. Safarga chiqqanda, pul muomala qilganda ko'rsatyapmiz. Tagi tugli degani birodarlar, avvalambor Allohni tanigan, halol tarbiya qilgan bolalarini va axloqi joyida bo'lgan odamlar. Bor shunaqa odamlar, dindan xabari yo'q, lekin axloqi joyida, o'zini tutishni biladi. Rosa yomon edi bir yil qudalar bir-birini. Keyin yarashib ketaveradi yana. Hali gapirib qo'ygan gaplarga yomon xijolat bo'ladi. Shuning uchun mabodo kimda shunga muammo bo'lsa, yomonlamay turing quda tarafdi. Shunga ehtimoli ham bor. Lekin hozir aytgan narsa, o'g'il bolalar, tagi tugulik, nasl-nasablik, palagi toza bo'lgan joydan olaylik. Garchi puli yo'q bo'lsa ham oilani. Birodarlar, Ummu Saloma onamiz hijrat qildi. U davrdagi hijrat bilan, u davrdagi safar bilan hozirgi safarni farqi bor. Tan olinglar, mashina bor, samolyot bor, poyiz bor. 5-6 soatda ancha masofani bosib qo'yamiz. Ammo u davrlarda birodarlar, safar xatarli, mashaqqatli ish hisoblangan. Masalan, o'sha davrda Madina Munavvaradan Basraga qarab biroz safar qilmoqchi bo'lsa, 2 oylab qolib ketar edi yo'lda. Kun bor, tun bor, yomg'ir bor, shamol bor, yirtqich hayvon bor. Qaroqchilar bor, sahro bor, issiq bor. O'ylanglar, oylab yurishlikdi. Endi u davrda Allohning roziligi uchun safar qilgan bu mu'mina ayol bilan hozirgi davrda ibodat uchun safar qilayotgan ayolni safari bir xil bo'lmaydi. Ibn Hashom aytadi, musulmonlar orasida Banu Mahzum urug'idan birinchi bo'lib Habashistonga hijrat qilganlar Abu Saloma va uning ayoli Ummu Saloma edilar. Habashistonda ularning farzandi Zaynab binti Abi Saloma dunyoga keldi. Ummu Saloma onamiz o'zini Habashistonga hijrat qilishligini hikoya qilib beradi. Musulmonlar, bilasizlar, birinchi hijrati Habashistonga bo'lgan. Ular Najjoshiy oldiga kelishdi, hadiyalarni berishdi, Najjoshiy qabul qildi, musulmonlar omonlikda Habashistonda ibodatlarni qilishni boshladi. Albatta, Quraysh musulmonlarning Habashistonda ekanligini bilar edi. Ularni qaytarib olib kelishlik uchun 2 kishini jo'natishdi.
bu siyret derslerden meşhur okulgen, aytilgen dersler bunge tavsilatıge birle oturmayımız. Kureyş'in bu iki elçisi hakkınca vurulmasın, Naccaşi Müslümanlarına Kureyş'i katar vermedi. Çünkü Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu ularga tilovat kılıp bergen ayetlerini tasar eden Naccaşi hem yanındaki bitirikleri hem tasarlandı, yığılıp sakalları hülp oldu. Bana Müslümanlar Mekke'de La İlahe İllallah deyip koyan için Habeşistan'a keçilikke mecbur buluştu. Hak kelimeni etken için yurtdan kovuluştu. Gahıda kişi imanı da, İslamı da, etikadı da sabit dursa, kıyınçiliğe düş geledi. Ne mi için? Akhir Allah'a da etkenlik ise meşakkatke kalış gereği mi? Akhir bunlar Allah'ın taatı dedi o. Mesela bir adam Arak savdasını kılardı. Ya ki başka bir haram ticaret kılardı. İşitti, okudu, karasa, kılıyken işi Allah'a hoş görmeseken. Toktattı haram ticaretti. Tövbe kıldı, yığıştırdı bu ticaret. Birden daromad yoğup gitti. Çünkü haramda arkasından yakış bul keliyatı da şart toktap kaldı. Allah'a da etkenini kılıp haramdan uzak olsa başka tamamdan işi yürüşüp gitmezsen mi oldu? Arka geketti. Bola düşünürse. Bola diyor. Adamlar şu bir haram işte kısa, haram işte şart toktatıp koysaydı arkasından katta bir daromad, katta bir meblağ gelişigini küçüşerdi. Şaşıp getirdi. Bana bu mu yap diyor dedi. Bana hop taşadım, prosentiye bulamadım. Bana bana işte koydum sen yetkende karşına. Bu mu yap diyor dedi. Yok. Eynen bu mu yap diyor dedi. Ne mi diyeyim biz? Ne mi diyeyim biz şu adamı? Zarar göredi. Paydadan koladı. Ne mi için Allah da Allah itaatke ilgilgen? Allah'ın hükmüge boyunsungen adamı bu nasıl bilen, bu nasıl bilen bir imtihange salıp, kıyınçilike saladı? Ne mi gel? Cevap cüdeyim adlı bir adalı. Biz kaysa havludamız? İmtihan havlusu damız. Meşakkat mihnet havlusu damız. Allah da Allah, Allah'ın taatını, narhını tolaşımızı haklıydı. Biz bergen narh kançalik kımmat, kançalik ağır olsa, kıyamette manzilatımız derecemiz şunçalik balat oradı. Ana şu insanların bergen, narkıge, tölegen, pulüge, kıgen hizmeti gereşe cennetteki derecesi belirlenir. Arada terk kıgenlik için savdasını, şart Allah-u Teala başka tamamından bakıp bu işi mümkün edin, işini yürgüzün. Ama onda bu adam taatinin narkını tölemegen bul aradı. Dikkat kılayım. Ramazan'da roza tutasız, ısır günlerde tutasız, çankıysız. Çanka yapsız. Yine bitti adam başka yerde o rozda tutmaydı. Su yolu giden uyan çanka yaptı. Uyan susuzluğundan kileni yaptı. Rozda tutken adam ham susuzluğundan kileni yaptı. Kaysanısını kıyınçiliği onu ruhuya, kalbiye, hatır camlik, kursançiliği verdi. Ne mi için? Kim için kileni yaptı? Yani nasıl zor? Su tobar oldu da. Nerede geçerdi? İç var aradı bosa. Buyam çanka yaptı, buyam çanka. Ama kim için meşakkat çekeyken, ne mi için kıyılınırken gene fikir kılıp kıskısa Allah'ın huzuru da, manzilatım kötörlü yap düşünürse bilen, Allah beni şu için yaş gör yaptı dedi de, boyaki çankaşındaki huzur bağışlamaydı mı? Yani karın, haram ticareti koyan adam, Allah'ın itaatını alıyordu, kıyınçilike kaldı. Bir fikir görsün de, kim için meşakkat çekeyi yaptı? Ne mi için? Mana shu narsa uni narqini Allohning huzuridagi manzilatini ko'taradi. Birodarlar, sahobalarga nimaga bu mashaqqatlar yetdi? Nimaga o'zini yuzida turib azobga qolishdi? Nimaga chiqib ketishga majbur bo'ldi? Alloh qodir emasmidi Abu Jahlni shart yo'q qilib qo'yishga? Abu Lahabni shunday shol qilib uyga o'tkazib qo'yishga qodir emasmidi? Nimaga Alloh taolo kofirlarga musulmonlarni azoblashlikka imkon berdi? Kişi müstakim bölgenlik için meşakkatke düş geledi. Ana iş tıkı bombaydı, mana iş tıkı bombaydı, mana ticaret haram, mana cagibar oturup bombaydı, işsiz kaladı. Çöntekide bir tins pulsuz koyan külleri buladı. Akhir Allah'a tevekkül kısayın. Seni hemen muammayın, beni zimmemge demeyen miydi parvardigarımız? Demeyen yok, demeyen iş yürüşme yaptı. Buradalar bulardı,
Cevabı bitti. Bu imtihan var. İneke bu imtihan uzak devam etmiydi. Bu imtihan uzak devam etmiydi. Lekin şu imtihanga duch kelme ilacımız yok. Yubtalal mar'u ala qadari dinihi degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi imanıdaki salavat, imanıdaki kuvvetke yaraşa imtihanga duch keladi. İmanı kançalik kuvvetli, salavatli olsa imtihan şunga yaraşa boladı. Eğer başkaça olsa imtihanan başkaça keladi. Sizi işi yürüşmeyekkenliği ile sizi imtihan bali yaptı mı? Demek şunga layıksız. Kimge Allah da Allah dert verdi. Demek ki şunga layık. Bu barını mı? Sınav imtihan. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi. Alif lam mim odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida tashlab qo'yilishlarini o'yladilarmi? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allohu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bu imtihon sinov nima uchun? Faraz qiling, ikkita odam bir xil aroq tijoratini tashadi. Ikkalasi ham qiylanyapti. Qaysinisi iymonida, tavbasida sodiq? Bilasizmi? Mana shu mashaqqatda oxirigacha sabr qilganlari. Kimisidir sabr qilmaydi, shart yana shu eski harom tijoratiga qaytib oladi. Holbuki biz ulardan avvalgi iymon keltirgan, barcha kishilarni imtihon qilgan edik-ku. Bas shu imtihon vositasida Alloh albatta rost so'zlagan kishilarni ham yolg'onchi kimsalarni ham aniq bilur. Shu mashaqqat keladi, ishing yurishmaganda ham, kambag'al bo'lib ketganingda ham ibodatingdan qolmadingmi? Och qolib kelsang ham harom narsaga qo'lingni urmadingmi? Demak, sen sinovdan o'tding. Seni manzilating ko'tariladi Allohning huzurida. Shuning uchun ishi yurishmayotgan ukalar, qazini zo'maygan birodarlar, bularning bari nima ekan? Sinov ekan. Sinov abadiy bo'lmaydi. U sinov bir kunlik, 10 kunlik, 5 kunlik tugaydi. Faqat mana shu sinovda oyoqlarimiz toyilib ketmasin. Men bu yerda o'tirganlarda so'rasang, ishim yurishyapti deganidan ishim yurishmayapti degani ko'proq. Ham yo'g'im 5 degandan ko'ra ham yo'g'im 3 degani ko'proq. Lekin esimizdan chiqmasin. Qanaqa kun bo'lmasa nima bu? Sinov. Shuning uchun birodarlar, mana shu imtihonda turgan paytimizda sabr qilaylik. O'zimizni jannatda manzilatimizni yuqori qiladigan amaldan o'zimizni mahrum qilmaylik va bir-birimizga sabrni vasiyat qilaylik. Hammalar bilgan sura Val Asr innal insana lafi husr. Asrga qasam, odam balası borki ziyonda, faqat to'rtta sifat aytilanadi. Iymon keltirgan, solih amal qilgan, bir-birini haqqa vasiyat qilgan va sabr qilgan. Sabr qilishingiz kerak. Chunki inson o'sha bir yil, yarim yil ish yurishmay yurar, keyin ish yurishib ketadi. Ish yurishib ketadi. Ana shu mashaqqatli kunlarda yetayotgan moddiy va ma'naviy aziyatlarga sabr qilar ekan, manzilati yuqori bo'ladi. Mana darsimizni mana shu fikrimizni quvvatlaydigan bir oyatni o'qiymiz. Xususan ish yurishmasligiga taalluqli narsa. Bir odam bo'ladi, shu ishxona ochadi, o'qiladi, buqiladi, bo'lmaydi. Mayq ko'radi, o'zini o'qiladi, buqiladi, bo'lmaydi. Harakat qiladi, bo'la olmaydi. Hey, domla qanaqa bu? Axir mo duoni o'rgatganingizda aytganingiz-ku. Allohumma inni a'udzu bika minal hammi val hazan. Shu duoni Abu Umoma aytganda o'p ketgan ekan hamma yo'g'i. Nima menga bo'la olmayapti deganda diqqat qilib turinglar. Shunaqa fikr bo'lsa, quloq solinglar. Musulmonlar Makka mukarramani 8-hijriy yilda fath qilishdi. 8-yildan boshlab Makka musulmonlarning qo'lida. 9-yilgi haj mavsumiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni amir qilib yubordi. Madinadan musulmonlar haj qilishlik uchun chiqib ketganlarida Tavba surasidan bir qancha oyatlar nozil bo'ldi. Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Ishlarga o'tib ketdi-ku. Tijoratga, tirishlikka o'tib ketdi-ku. Nimaga o'tib ketdik?
Bilasizlarmi nima demoqchiman oxirida bu darsda? Mana shu sahobiyalar, sahobalar ikki martadan yurtidan hijrat qilib, mashaqqat mehnatlarni ko'taruvdi, Alloh taolo berdi ularga, sen dunyoda o'zida ham. Rasululloh tirik davrida ham berdi ularga, Rasululloh vafot etgandan keyin ham beraverdi Alloh taolo dunyo xayriyatlarini. Nima uchun? Sabr qilishuvdi. Sabr qilishuvdi. Hajga qaytamiz. Abu Bakr Siddiq chiqib ketdi Makka mukarramaga qarab. Tavba surasidan bir qancha oyatlar tushdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib orqali jo'natdi. Ana shu tushgan, tezda tushgan oyatlarda hajga taalluqli bo'lgan hukmlar bor edi va quyidagi oyat ham bor edi. Astag'firillah. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha va in khiftum aylatan. Ey mu'minlar, hech shak shubhasiz mushriklar najasdir. Nopok kimsalardir. Bas ular bu yildan so'ng Masjidil Haromga yaqin kelmasinlar. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rqsangizlar, bilingki yaqinda Alloh xohlasa, o'z fazli karami bilan sizlarni boy va badavlat qilajak. Albatta Alloh bilim va hikmat sohibidir. Demak, mushriklarni Makkaga haj qilgani kelishi bor edi, kelishar edi. 8-yilgi hajda mushriklar bilan musulmonlar aralashib haj qilishdi. 9-yilgi haj mavsumida ham Abu Bakr amir bo'lgan paytda, Makka musulmonlarda qo'lida turgan paytda mushriklar yana kelishdi. Bu oxirgi kelishi edi. Endi bu yildan keyin mushriklar Makkaga kirmasin deb Alloh taolo buyurdi. Va haqiqatan keyingi yili mushriklar haj qilgani kelmadi. Kimi ishlari o'ldi? Savdogarlardi. Chunki agar Makkaga haj qilgani kelayotganlarda yarimi musulmonlar, yarimi mushriklar bo'layotgan bo'lsa, mana shu oyatga musulmonlar itoat qilib, mushriklarni kirgizishmadi, Makkani ziyoratchilarni teng yarimi misol uchun nima bo'lib ketdi? Yo'q bo'lib ketdi. Kimi ish o'ldi? Savdogarlar ish o'ldi. Bir yil, ikki yil ular mana shunday tijorat orqaga ketdi. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Va in xiftum aylatan. Va in xiftum aylatan. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rqsangizlar, ya'ni mushriklar haj mavsumida Makkaga keltiradigan oziq-ovqat yoki ular olib ketadigan tijorat mollari ozayib ketganligi uchun kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, va in xiftum aylatan fasawfa yughnikumullohu min fadlihi. Agar sizlar kambag'allikdan qo'rqsangizlar, bilingki yaqinda Alloh xohlasa, o'z fazli karami bilan sizlarni boy badavlat qilajak. Albatta Alloh bilim va hikmat sohibidir. Tushunarlimi? Allohni hukmini tatbiq qilishuvdi. Bir yil, ikki yil qiyinchilik, mashaqqat bo'ldi. Tijoratlar orqaga ketdi. Ammo nima qildi musulmonlar? Sabr qilib, itoat qildi. Keyin boyib ketishdi. Keyin Alloh taolo berdi. Qarang, Alloh bilim va hikmat sohibi. Nima uchun shunday qilayotganligini Alloh biladi. Va bu ishni hikmati nima ekanligini ham kim biladi? Alloh biladi. Shuning uchun suv sotadigan do'koningizdagi aroqlar yo'q qilib, tijoratingiz reski tushib ketsa, jinda sabr qiling. Bir yil, ikki yil Alloh joyiga yetkazib qo'yadi. Chunki rizqingiz bor-da. Siz yurgizayotgan kafeda, siz yurgizayotgan oshxonada aroq sottirmay qo'ysangiz, klientlaringizni 15% kelmay qo'yadigan bo'lsa, sabr qiling. Chunki Alloh taolo bilim va hikmat sohibi. Sahobalar itoat qilishdi, mushriklarni kirgizishmadi, vaqt o'tdi, Alloh taolo albatta berdi. Agar sen birodar istiqomating, sog'lom aqiding, to'ating sababli qiyinchilik, mashaqqatga duch kelayotgan bo'lsang, demak, Parvardigoringni nazdida oxiratdagi martabangni yuksalishini narxini to'labsan. Xotirjam bo'l birodar. Mashaqqatda qolib ketaman deb g'am qilma, Alloh beradi. Bil bo'lmasa keyin yil, bo'lmasa undan keyin yil beradi, chunki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Demak, sahoba ikromlar avval Habashistonga, keyin Madinai Munavvaraga hijrat qilishdi. Da'vat mashaqqatlarini, to'at mashaqqatlarini ko'tarishdi. Shundan keyin sahobalarga Alloh taolo payg'ambarimiz bor paytida ham berdi, payg'ambarimiz vafot etgandan keyin ham berdi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.